Hoşçakalın, hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle tarihte devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler konusunu ele alacağız. <laughs> İlk olarak e, Beylik döneminde Osmanlı'nın askeri gücüyle bir başlangıç yapalım. Şimdi Osmanlı... Beyliği Osman Bey tarafından kuruluyor da biliyorsunuz. Tabii kuruluş yıllarında öyle hani bir düzenli birliği, bir profesyonel ordusu söz konusu değil. Yani kuruluş yıllarında bir defa düzenli bir askeri birliğimiz yok. E hocam peki bu Bizansla mücadelelerde işte Karacahisar kalesi alınıyor, Bizansla savaş yapılıyor vesaire Osman Bey döneminde peki bu savaşlar da orduyu kim oluşturuyor oraya gelelim. Şimdi bunlar genelde gaziler ve atlı askerler böyle. Aşiret kuvvetleri var yine gazilerden oluşan atlı askerler var. E, Alpler var. Bununla beraber gazi akıncılar var. E, bakın bunlar gönüllü askerlerdir. Hani bir mesleki bağlamda veya düzenli bir e, ordu, profesyonel bir ordu bağlı ordular değildir. Savaş katılan gönüllü askerlerdir bunlar. E, bu yüzden ilk dönemlerde henüz bir asker e, askeri birliğimiz olduğu söylenemez. Ancak e, zamanla Osmanlı Beyliği toprakları genişleyince e, doğal olarak mücadelede büyümeye başlayınca Orhan Gazi döneminde e, ne yapılıyor? Düzenli askeri birliklere geçilmeye başlanıyor. Öyle söyleyelim orası için. Peki şöyle henüz dedik ya oraya gitmedin. E, bu gazalara katılanlar kimler bizim için? Tamam mı? Ah, yani Rum var. Anadolu Ahileri e, burada Rum Ahileri olarak bilinen baciyan Rum var, Anadolu bacıları olarak biliniyor. Yine Abdalanan Rum var burada, savaşçı dervişlerdir bunlar. Şöyle şuraya yazalım, savaşçı dervişleri oluşturuyor bunlar. gaziyan Rum var, gazaya katılan burada e, askerler. E, bir de Türkmenlerden alışıyor. Dediğimiz gibi gönüllü birlikler bunlar, gazalara katılan gönüllü birlikleri oluşturuyor. Ama dedik ya, şimdi bir süre sonra fetihlerle beraber e, bir ordu eksikliği meydana geldi. Yani sizin düzenli bir askeri birliğe ihtiyacınız doğdu... Niçin? Bir, şimdi bu adam gönüllü bir asker. Sen e, fetih veya bir e, ne diye ismi, askeri mücadeleye girişeceksin. E, bunları orduya davet ediyorsun. E, bu adamlar vaktinde savaşa gelemiyor bazen. Yani direkt o alanda oluşamıyor. Şunlusu profesyonel bir ordu değil. E, bu önemli bir unsur. E, doğal olarak bak adam vaktinde savaşa gelmiyor. Yani burada disipline edilmemiş, henüz böyle bir sisteme konulmamış ordudan bahsediyoruz. Bu yüzden disiplinden uzak olduğunu da söylemek gerekir. E aynı zamanda bunlar gönüllü asker olduklarından ötürü... ...öyle askeri teçhizatı e, kuvvetli değil... E ...bu da dayanıklı bir askeri niteliğini onlar da oluşturmuyor. Yani bu askerler aynı zamanda dayanıklı değil. E peki biz bunu nasıl çözebiliriz? E bunlar düzensiz, e, dayanıksız ve belli bir programa dahil olmayan askerler. E bunu nasıl çözebilirsin? İşte düzenli askeri birlik oluşturarak. İşte Orhan Bey döneminde... Fetihlerin devamı için biner kişilik yaya ve müsellem birlikleri oluşturuluyor. Peki yaya nedir, müsellem nedir? Ondan bahsedelim. Şimdi yaya asker demek piyade askerdir. Yani bunlar atlı olan sınıflardan biri değil. Tamamen e, herhangi bir at veya benzeri araç kullanmadan e, ön saflarda, cephede mücadele eden kılıç askerlerdir bunlar. Veya oklu askerlerdir. Öyle söyleyelim. Piyade birlikleridir bunlar. Yaya askerler. Peki müsellemler ne? İşte bunlar da bizim için atlas yerlerdir. Atlı okçular veya atlı kılıçlar e, burada müsellemi oluşturuyor. Yayı ve müsellemle beraber demek ki Osmanlı'da ilk defa düzenli birlik kimin döneminde kuruldu? Orhan Bey döneminde kuruldu tamam mı? Yazıldı filan gelirse. Hani Osmanlı'nın ilk düzenli ordu birliğini kuran padişah kimdir? Hemen Orhan Bey'i işaretleyeceksin. Kaçırma sakın yazıldığı tamam mı? Veya şey de sorabilir. Orhan Bey döneminde kurulan e, işte e, düzenli birliğin ismi nedir? Yaya ve Müsellem ordusudur. Hani böyle de gelebilir. Nasıl gelirse gelsin. Yazıldı o soruyu lütfen kaçırın. Peki tımar sistemine gelelim. Şimdi tımar sistemi Osmanlı dirlik sistemi içerisinde görülen bir kısımdır. Öyle söyleyelim. Burada da bir ordu var. Az sonra Tamar Ordusu'ndan bahsedeceğiz. Şimdi Osmanlı topraklarının neredeyse yüzde doksan miri arazidir. Şimdi miri arazi ne demek? Veya geriye kalan yüzde 3 mülk arazi ne demek? Önce ondan bahsedeyim. Şimdi mülk arazi demek... E, ...insanların, ki Müslümanların veya gayrimüslimlerin... ...mülkiyetinde bulunan topraklara verilen arazi isimleridir. Miri arazi ise... Toprağın sahibi kimdir? Devlettir. Kullanım hakkı kimde? Halkta. Peki devlet niye topraklarının büyük çoğunluğunu burada elinde bulunduruyor? Çünkü toprağa bağlı bir sınıfın ortaya çıkmasını istemiyor. Mesela Avrupa'daki gibi bir derebeyi, derebelik rejiminin, feodal sistemin ortaya çıkmasını istemiyor. Bu yüzden topraklar devletin kullanım hakkı halkın oluyor. İşte bu sistem içerisinde, miri araziler içerisinde dillik alanlarda tımar toprakları da bulunmaktadır. Peki nedir bu tımar toprakları? Geçimleri veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memura vergi toplama yetkisinin devredilmesidir. Yani bir memur devlete işte burada katkılarından dolayı, aynı zamanda ee, bu kişinin böyle devlete vermiş oldukları ee, unsurlardan ötürü ee, biz onlara dillik ayırıyoruz iktibar diyoruz biz bunlara. Tabii çok eski dönemlerde mesela Hazreti Ömer döneminden başlayan bir askeri iktidar uygulaması vardı. İşte Türk İslam devletlerinde de bu uygulanıyordu. İşte Selçuklarda, Memlüklerde iktidar sistemi vardı. Yani neydi? İşte burada bir toprağımız vardı. Bu toprak sürekli olarak ekiliyordu. Bu topraktan elde edilen gelirlerle hem bu insanlar hayatlarını geçindiriyordu. Hem de buradaki gelirlerin bir kısmıyla da tamarlı sipahi adını verdiğimiz atlı askerler besleniyordu. Tamam mı? Delik sistemi içerisinde kullanmış olduğumuz bir Niteliktir tımar ki e, bakın e, dilik sistemi içerisinde tımar olduğu gibi tımardan daha yüksek olan e, dilik toprakları da vardır. Mesela has arazi vardır. E, yıllık gelir e, artı yüz bin akçe olabilecek şekilde padişah ve üst düzey görevlilere ayrılan topraklardır. Burada her böyle on bin, on beş bin, yirmi bin akçe bir atlı asker besleniyordu. Ezame topraklarda yıllık gelir 20 bin ile 100 bin akçe arasında. Orta gelir, e, orta dereceli böyle görevleri verilen topraklarda burada da 5 bin akçeye bir asker. E, tımar topraklarında ise hani 20 bin civarı olan e, geliri topraklar, tımar topraklarda burada 3 bin akçe içinde bir asker besleniyordu. E şimdi bak ne oldu? Bu tımar topraklarında yani bu delik topraklarında e, sipahiler yetişiyor, atlı askerler yetişiyor. Ve devletin hazinesinden para çıkmadan Bak devletin hazinesinden para çıkmadan bir ordunuz oluşuyordu. Ha, bu bakımdan tımar ordusunun önemli olduğunu söylemek gerekir. E peki faydalarına gelelim. Belki öğretmeniniz size şey sorabilir. Hani e, tımarın faydalarından siyasi, sosyal ve ekonomiye bir örnek verin diyebilir. Veya eşleştirme yaptırabilir. Hani tımarın faydaları arasında gösterilen taşla devlet otoritesi sağlanmıştır. Eşleştirme ne? Siyasi. Veya işte göçebe yaşayan Türkmenler yerleşik hayata e, geçmiştir, sosyal. Veya bayındırlık hizmetleri sosyal. Böyle eşleştirme de yapabilir. E veya öğretmen bu tabloyu verir, siz doldurmaya çalışırsınız. Bu da olabilir böyle. E, bu yüzden faydalar arasında bakın, çok farklı alanlarda olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi, sosyal söyledim. Ekonomik alanda ne var? E, maaş yükünü azaltıyor. Üretimde sürekli sağlıyor ve düzenli vergi toplanmasını sağlıyor. Düzenli vergi nasıl sağlıyor? Çünkü o insanlar, göçebe yaşayan insanlar... O topraklarda kalıcı olarak yerleştirilmişler. Doğal olarak o insanlardan vergi toplama niteliği de daha kolay oluyor. En önemli unsur aslında askeridir. Çünkü savaşa hazır bir ordusu var. Şimdi şöyle bir yanılgı vardır Osmanlı tarihine baktığımız zaman. İşte e, Osmanlı bir savaşa katıldığı zaman en büyük birlik, en fazla birlik Yeniçerilerdi. Halbuki öyle bir şey söz konusu değil. Osmanlı ordusu içerisindeki en kuvvetli birlik ve nicesel açıdan yani sayı bakımından en e, üstün birlik Tımar ordularıdır. Ön e, safta da bunlar savaşır. Arkada Yeniçeriler ocağına e, ait ordu bulunur. Mesela diyelim ki bir 300 bin kişilik ordu varsa bu 300 bin kişilik ordunun 200 binini tımarlı sipahiler ve bağlı ordular oluştururken burada ancak 40 bin kişilik bir ordu Yeniçerilerden oluşuyor. Yani Yeniçeriler ta Osmanlı'nın 17. yüzyıl 18. yüzyılına kadar öyle çok geniş bir e, sayıya sahip değil. Hatta Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar da 10 bin, 15 bin, 20 bin arasında sayıları değişmektedir. Yeniçeri Hoca hani e, en böyle nasıl söyleyeyim size savaşa o derin darbeyi vuran kuvvet oluyor böyle. Aynı zamanda padişah ve etrafını koruyor burada. Öyle söyleyelim. Bu yüzden tımarlı sipahi sayısı ordu bakımından oluşa fazla deriz. Peki, peki şuraya gelelim. Ha şunu, şunu da ifade edeyim. Öyle geçelim. E, toprakları dedik ya devletin mülküydü. Mirar Hani devlete ait bu topraklar. Bu yüzden sen bunu miras bırakamıyorsun. Satamıyorsun, kiraya veremiyorsun. Vakfedemiyorsun veya bağışlamıyorsun. Tamam mı? Bunları yapmam mümkün değil. Çünkü toprak senin değil. Ona olması yani. Peki, peki Beylik dönemi Osmanlı ordusuna genel baktığımız zaman ne var? Tımarlı sipahiler var. Esası bir ordunun en büyük kısmı oluşturan kısım tımarlı sipahiler. Orhan Gazi döneminde oluşturan yaya ve müsellemler var. Beylik dönemindeyken. E, ee, bunlar ilk düzenli yaya ve atlı birliklerdir. Bir de azepler var. Peki hocam azepler ne? Bunlar da özellikle Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanan, savaşta böyle kuvvetli bir faktörü oluşturmaya çalışan, e, burada yararlı, dinç, savaşa hazır, gönüllü, Türk gençlerden oluşan birliklerdir azepler. E, o yüzden azepler de e, bu bakımdan önemli olduğunu söylemek gerekir. Evet, belirli döneminde e, ordu niteliğini bu unsur oluşturuyor. Peki Osmanlı toplum niteliğine baktığımız zaman, e, burası bağlamında söyleyelim... Toplum biz ikiye ayırıyoruz değerli kardeşlerim. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılmaktadır. Askeri vergi vermeyen yani yöneten sınıfı oluştururken reaya ise vergi veren halk sınıfını oluşturmaktadır. Peki bu askeri sınıf içerisinde bunlar nasıl ayrılıyor? Seyfi ilmiye kalemiye. Seyf kılıç manasında kullanılır mı? Orası kılıç sınıfıdır. Yani işin böyle idari ve askeri kısmını onlar oluşturmaktadır. İşte sadrazam, vezirler, kaptan derya, beyler ve diri çeri ağası bunlar arasında gösterilebiliyor. İlmiye sınıfı işin hani e, dini, eğitim, hukuk işlerinin görülmesindeki sınıftır. Şeyhülislam kadı asker veya kazasker, e, kadılar, müftüler, müderrisler burada yer almaktadır. Mesela müderris öğretmendir. Eğitim kısmında Şeyhülislam e, işte dinin başında bulunan e, isim burada böyle en yetili isim öyle söyleyeyim şeyli e, bakın dinle ilgili veya kazasker asker e, işin hukukla ilgili adamında vardır. Kalemiye ise işin bürokrasi kısmıdır. Yani burada bürokratik işler görülür. Defterdar, nişancı, resul kütap, divan katipleri bunlara örnek olarak söylenebilir ki bunlar esasla ile ilgili biliyorsunuz önceki derslerde e, ayrıntıyı açmıştık. Peki bunlar vergi verenler, pardon bunlar vergi vermeyenler, devleti yönetenler iken vergi verenler kimler? Halktır. E, peki bu vergi verenler arasında kimler var? Tüccarlar, esnaflar var. Ya reyanın en önemli grubu bunlar. Ki tüccarlar tüccarlarda, esnaflarda kazançlarından ötürü vergi dilimini en önemli unsurunu oluşturuyorlar. Köylüler var. Nüfusun büyük çoğunluğu zaten köylüdür. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde. Yani şehirleşme oranı çok çok düşüktür. E bu yüzden köylüler de burada vergi mükellef kısmı oluşturuyor. Bir de konar göçerler var. Bunlar da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ancak konar göçerler diğer iki gruba nazaran vergi toplanmasının daha zor olduğu gruplardır. Çünkü bunlar sürekli bir alandan başkalarına gittiği için bunlardan düzenli vergi toplamak, ...oldukça zorlaşmaktadır. Konar Yöşerleri e, böyle bir... ...dezavantajlı durumu da var Devletler, devlet için. Evet. Peki devşirme sistemine gelelim. Buradan bahsedelim. Şimdi... E, ...değerli çocuklar... ...devşirme uygulamasının temel mantığı şudur. Biraz, özellikle gayrimüslim çocuklar... ...burada bu kanuna tabi tutularak... ...yani burada Müslümanlaştırılır... ...Türkleştirilir. Aynı zamanda... E, ...bu çocuklar... ...kul cool sistemi içerisinde... Padişaha bağlı özel bir ordu birliği oluşturma niteliğinde yetiştirilir. Tabi devşirme sisteminde illa e, asker yetişmiyor. Bazen devlet adamı yetiştirmekte de oldukça faydalı e, kullanılan bir sistemdir. Dediğimiz gibi hani padişaha kul yetişiyor burada. E, peki ikinci Murat zamanında kanun haline getirdiğini görüyoruz. Peki bu sistemde ne oluyor? Şimdi turnacı başı. başı. Değişilen çocukları tespit etmede e, görevli bizim için turnacı başıdır. Turnacı başı ilk olarak gönüllü olarak değişilmek iste, e, isteyenlere yöneliyor. Bunları ölçüyor, bir şey almaya çalışıyor. Ama turnacı başı bakıyor ki ailenin tek çocuğu varsa ben bunu alamam diyor. Yaş grubum genelde 8-18 yaş aralığı olması deniliyor. Ve gerçekten bakıyor ki bu çocukta nitelik var, bu çocuk olur diyorsa turnayı gözünden vuruyor ve o çocuğu değiştiriyor. İşte o turnayı gözünden vurma deyimi ta bunlardan kalmaktadır. Yani turnacı başlarının o devşirilen çocuğu iyi seçmesinden ötürüdür. Tamam mı? Unutmayalım. Ama dikkat. Turnacı başı çocukları seçerken aynı zamanda şehirde yaşayan çocukları ya da Yahudileri almıyor. Peki hocam niye turnacı başı bunları seçmiyor? Şehirde yaşayan çocuk belli bir kültür ve belli bir eğitim seviyesiyle yetiştiği için bu çocuğu kul sistemini almak kolay olmayacaktır. Çünkü bunun kültürel yapısı daha oturmuştur. Yahudiler ise kendi inançlarına milli bir dinle bağımlı oldukları için e, bunlar değiştirilmiyor. Çünkü bunlar Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur de deniliyor. Onlar da biliyorsunuz. Bu yüzden bunları değiştirmezler. Unutmayalım lütfen burası için. Peki devşirme sistemi içerisinde işte acemi olanlar ocaklarına gönderilen bu askerler daha sonra farklı ocaklara gönderilerek burada yetiştiriliyorlar. Dedik ya ilk hani giriş kapıları neresi oluyor devşirilen çocukların e, acemi olanlar ocağı. E, bu Acemi Ocağı'nda yetişen çocuklar ya Yeniçeri ordusuna ya Cebeci Ocağı'na ya Topçu Ocakları'na ya Top Arabacılarına ya Lağımcılara ya da Bostancılara yönlendiriliyor. Ve buralarda piyade asker olarak yani yaya asker olarak yetiştiriliyorlar. Bazen de bunlar atlı asker birliklerini oluşturuyor. İşte sipahiler, silahlar, sol ve sağ ufeciler, sağ veya sol garipler şeklinde. E, bunlar da atlı askerleri oluşturan birliklerdir. E, hani bizim özellikle kuruluş döneminde e, temelde piyade ve süvarilerimiz bu birliklerden oluşmaktadır. Tabii e, bu birlikler arasında da en kuvvetli kısım bizim için neresidir? Yeniçerilerdir. Yeniçeriler 1. Murat döneminde 1000 kişilik bir ordu olarak kuruluyor. 2. Murat dönemine geldiği zaman 3-4 bin, Fatih döneminde 8-12 bin, Kanun döneminde 12-14 bin e, ve 16. yüzyılın sonuna geldiğimiz zaman bile 40 binmiş. Bakın dedik ya hani tımarlı sipahi sayısı çok daha fazla. Yeniçeri ocağı öyle e, ordunun ...bir savaş sırasındaki en büyük kuvvetini oluşturmuyor. Veya en fazla sayı olarak onlar e, var demek doğru olmaz. Tabii Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, ordu birliklerinin bu şekilde yetiştirilmesi... ...ve iyi bir şekilde eranılmasıyla beraber de Osmanlı artık profesyonellik, askerlik sistemine... ...bu ocakla beraber de geçmiş oluyor diye. Peki gelelim Yeniçeri Ocağı'nı biraz daha açalım. Yeniçeri Ocağı'nın komutanı e, burada Yeniçeri Ağası'dır. Ağanın denetiminde yönetiminde Yeniçeri Ocakları'nda askeri eğitimler verilir. Bunlar merkezde yaşarlar. E, askerlik dışı hiçbir şekilde işleri olmaz. Ticaretle ilgilenmezler. Aynı zamanda evlenemezler. Yeniçeriler padişahın merkez otoritesini temelini oluşturur. Temelinde padişah payitahtta korurlar bunlar. Aynı zamanda Yeniçeriler sayesinde padişah uç beylerinin nüfus ve otoritesini de dengeler. Güçlü bir e, askeri orduyla beraber de ...kendisine karşı oluşabilecek bir muhalefeti... ...yani güçlü bir... E, ...askeri veya siyasi gücünde... E, tamamen önünü kesmiş olur. Yeniçeri Ocağı aynı zamanda... ...Avrupa'nın ilk daimi ordusudur. Teşkilatlı ve disiplinli... ...profesyonel bir ordu olduğunu söylemek gerekir ki... E, ...hani Avrupalara göre disiplin ve itaat... ...eşittir, Osmanlı ordusudur. Yeniçeri Ocağı bu bakımdan çok önemli. Bakın, bir gün Fransızlar... ...Almanlara karşı mücadelede... Osmanlı'dan yardım istemiştir. Osmanlı, asker gönderemeyecek durumda olmadığı için kıyafet yollamıştır. Yeniçeri ocağından Yeniçeri kıyafetlerini alıp kime gönderiyorlar? Fransızlara gönderiyorlar. Fransız askerleri bu kıyafetleri giyip Alman sınırında devreye atıyorlar. Ve Almanlar da bölgeye Osmanlı'nın gel geldiğini veya Osmanlı'nın yardım ettiğini düşündükleri için Fransızlara saldırmamışlardır. Bakın hani tek bir kıyafet bile Avrupaları nasıl titretiyor yani. Öyle düşünün. E, bu yüzden ee, Avrupalar tarafından 18. yüzyıla kadar en büyük askeri güç olarak görülen e, askeri ordu Yeniçeri Ocağı'dır ama ocak zamanla bozuluyor. E, askeri Avrupa'da da askeri devrimle beraber yeni profesyonel ordular kurulunca Yeniçeri Ocağı'nın etkisi azalıyor. Peki bense hem Tımarlı Sipahi'den hem Yeniçeri Ocağı'ndan bahsetmiştim. Bu ders bağlamında son olarak bunları karşılaştırma olarak görelim ve dersimizi kapatalım. Şimdi değerli çocuklar bu tarafta Yeniçeri Ocağı'nı, diğer tarafta da Tımarlı sipahileri görüyorsunuz. Sipahiler de buraya gelsin. Peki, Yeniçeriler. Bakın bunlar merkezde. Payitaht'ta, İstanbul'da bulunuyorlar. Halbuki Tımarlı sipahiler eyaletlerdedir. Yani taşralıdır. Yeniçeriler yayı askerlerdir. E, tımarlı sipahiler hatta askerlerdir. Yeniçeriler, yeniçeriler devşirilen askerlerdir. Yani bunlar kul sistemi içerisinde alınan değişilen askerlerdir. Halbuki sipahiler büyük çoğunluğunu Türkmenler oluşturur. E, yeniçeriler başkentin güvenliğinden sorumluyken tımarlı sipahiler hangi bölgede taşla da sorumlu derse o bulundukları bölgenin e, güvenliğini esas alıyorlar. Yeniçeriler maaş alıyor. Ne alıyorlar? Üç ayda bir ulufe adını vermiş olduğumuz bir maaş alıyorlar. Halbuki tımarlı sipahilerin giderleri e, kimden sağlanıyor? Tamamen tımar sahipleri tarafından karşılanıyor. Yani o toprağı ekip biçen ve oradan kazanç sağlayan e, burada tımar sahipleri aynı zamanda tımarlı sipahilerin giderlerini karşılıyor. E, ee, yeniçerilerin ticaret yapmaları yasak. Evlenmeleri yasak. Neden? Çünkü bunlar profesyonel bir ordu, iç, ordu olduğu için tüm dikkat ve yoğunluğunu askerlik mesleğine vermek zorundalar. Halbuki tümarlı sipahiler başka işlerle de uğraşabiliyorlar. Aynı zamanda evlenebiliyorlardı. Ee, bu yüzden e, temel benzerlik ve farkları bu şekilde görmüş olalım. Yeniçeriler ve tümarlı sipahiler arasında. Evet değerli kardeşim dersimiz burada sona erdi. Yeniçeri Ocağı hangi Osmanlı Padişahı döneminde kurulmuştur? Ödüllü sorumuzun e, temel e, karşılığı size. Lütfen bu soruyu cevaplayın ve yorum kısmına yazın. Unutmayalım. Hoşçakalın. <laughs>